müdahale. Felsefede bir kural var. Felsefe diyor ki yanlış başlayan şey yanlış biter. Ve ne yaparsanız yapın bunu düzeltemezsiniz. O öyle dedi, bu böyle dedi. Dese ne olur, demese ne olur? Tarih her şeyi ortaya koyuyor. Bugün bizim buradaki bakış açımız önemli değil. Büyük bakış açısı önemli. Halk her şeyi gözlüyor, görüyor. Halkına güvenmeyen bir sistem ahmaktır. Halkına güvenmeyen, ona inanmayan bir sistemin bir adım sonrası yoktur. Halktan büyük hiçbir şey yoktur. Biz hepimiz insanız. Hepimizin aklı onun aklından büyük olabilir mi? O yüzden diyoruz ki bir kişiye, bir kuruma değil, gelin bunu milletin kendi iradesine teslim edelim. Arkadaşlar, herkesi biz seçiyoruz. Ya parti seçiyor ya Sayın Cumhurbaşkanı seçiyor. Bakın, tekrar ediyorum. Kin üzerinden, acılar üzerinden siyaset yapmaya kalkarsak gelecek kuşaklar için felaket üretiriz. HSYK'da şimdi Sayın Cihaner söyledi. HSYK'daki bütün yargıçları alacağız. Ya büyük haksızlık ya. Fethullahçı terör örgütü bu ülkenin başına büyük beladır. Evimden alınırken söylenen şeyi burada tekrarlamak isterim. Kalabalık bağırıyordu 2008 yılının 23 Eylül'ünde. Fethullah'ın itleri yıldıramaz bizleri diye. Gelin gene yıldıramasınlar bizleri. Bu mücadele sonuna kadar devam etsin. Gelin yarım kalmasın. Tamamlayalım. Ülkemizi bu kadar zaaf halde getiren bu yapıyla karşı el birliğiyle mücadele edelim. Ama bunun için gelin bu yamalı bohçaya dönmüş şeyle değil. Baştan sona doğruyla ilerleyelim. Baştan sona güzel bir şeyler yapalım. Bulunduğumuz durum ne kadar kötü olursa olsun. Çaresizlik ve çözümsüzlük diye bir şey yok. Bakın Sayın Elitaş burada geçen gün çok ilginç bir konuşma yaptı. O kadar iyi hazırladık ki dedi. Müthiş dedi. Ben buradaydım, dinledim kendisini. Kendine çok inandı. Bakın o konuşmanın 24 saat sonrasında değişiklikler geldi. Çünkü neden? Tartışma gösterdi ki bizim gördüğümüzden daha büyük bir şey var. Bu sizin arkadaşlarınız, bizim arkadaşlarımızın katkısıyla oluşuyor. Masada herkesin yeryüzü sofrası diye Ramazan'da bir iftarda bir sofra kuruyoruz. Açlar, toklar, tutanlar, tutmayanlar, inananlar, inanmayanlar, yanında getirenler, hiç getiremeyenler sofraya oturuyorlar. Çok şükür deyip sofradan karınları tok bir şekilde kalkıyorlar. Bu anayasa sofrasından, masasından hepimiz hangi siyasi görüşten neyi temsil edersek edelim, gelin çok şükür diyerek kalkalım. Bunun koşulu, bunun yolu bu değil arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Masada her şeyi bir kişiye verirseniz, o kişinin adı Tuncay da olsa, Sayın Elitaş da olsa fark etmez. Yanlış burada başlar. Gelin bu masadan bu toplumun bütün fertlerinin yararlanmasını sağlayalım. Şimdi tek başına gördüğümüz hiçbir rüya, tek başına gördüğümüz hiçbir rüya bu ulusun rüyası değildir. Gelin rüyalarımızı birleştirelim. Bu ulusu gelecekte çok daha güzel yaşanır bir ülke haline getirelim. Saygı ve sevgilerimle efendim. Sağ olun.